sivilce nedir, neden oluşur? Beslenme sivilce oluşumunu etkiler mi? Sivilce ve izlerinin tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir? Sivilce tedavisinde altın iğne radyo frekans yöntemini dermatoloji uzmanı Doktor Ayfer Aydın anlatacak. Az sonra. Evet. Dermatoloji uzmanı Doktor Ayfer Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ayfer. Hoş bulduk. Daha önceki yayınlarımızda sizinle zaten çok önemli konular hakkında konuştuk. Siz evet. Her geldiğinizde, her yayına geldiğinizde biraz daha güzelleşiyorsunuz. Evet. Bence Ayfer Hanım'ın sırlarını öğrenmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok merak. Çıkışta bırakmayalım biz onu. Kesinlikle çünkü her gün daha bir parıldayan Ayfer Hanım görüyoruz. Hocam bugün sizinle akne konuşacağız. Evet. Hem gençlerin hem orta yaşların her dönemin rahatsızlığı değil mi akne? Aynen, aslında bir hastalık gibi kabul edilmese de bence akne bir hastalık. Çünkü insanın ruh sağlığını, ergenlerin özellikle ruh sağlığını ciddi etkileyen bir durum. Mesela iş alımlarında bile benim bir hastamdan bir anım. Bu sivilcelerle beni işe kabul etmezler ya da sinema televizyon okumuş birinin benim bu halle bir rol almam mümkün değil gibi. Yani insanların hayatını ciddi etkileyebilen bir durum. Özgüveni? Özgüveni ciddi etkileyen, ergenlerin ciddi özgüvenini etkileyen, bütün kişiliğin geliştiği bir dönem olan ergenliği ciddi etkileyen bir durum. Bir durum aslında. Evet. O zaman önce akne nedir diye başlayalım. Akne, sivilce nedir? Bunu tanımlayabilir miyiz? Çünkü biz biliyoruz bir oluşum oluyor yüzümüzde ya da vücudumuzda herhangi bir yerinde. Bu neden oluşuyor? Bunu bir tanımlarsak acaba daha mı net anlaşılacak tedavi yöntemleri? Aynen. Nasıl hepimizin bir kaşımızın, gözümüzün şekli var. Yani sizin ikinizin de renkli tüneksel gözleriniz var. Teşekkür ederim. Aynı onun gibi aslında akne. Hepimizin bir cilt yapısı var. Mesela benim yüzüme baktığınızda çok dengeli ve çok iyi bir cilt gibi görünüyor. Ben bu hale getirmek için mesela ben de ergenlik döneminde sivilce geçirmiş bir insanım. Hepimizin aynı kaşımızın, gözümüzün şekli gibi bir cilt yapısı var. Akne yağlı cildin hastalığıdır. Yani yağ bezinin aktivasyonu ile ilgili bir şeydir. Yani nasıl kuru ciltli bir insandan sivilce beklemiyoruz? Onların egzamaları oluyor. Yani kuru cildin ayrı problemleri var, yağlı cildin ayrı problemleri var. Yani akne yağlı cildin bir hastalığı. Yağ sentezi fazla ve yağ bezlerinin sayı ve çapı fazla. Aynı gözümüzün rengi gibi. Derimizin altında bulunan yağ bezlerinin karikatürize etsek yani 3 desek ya da 5 desek akneli birinde 15 ya da 20 ve sentezi fazla. Hepsi bu. Fazla olunca sentez onlar bir kanallardan atılıyorlar deri yüzeyine. O kanalların içi doluyor ve biz dışarıdan onları siyah ya da beyaz nokta olarak görüyoruz. Bu gördüğümüz aslında yağ bezinin ağzıdır. Neden bazıları siyah ya da beyaz? Yani aslında siyah ve beyaz nokta birbirinin aynı. Hava ile okside olunca siyah nokta oluyor. Eğer üstü deriyle kapalıysa beyaz nokta oluyor. Bakteriler de hepimizin nasıl ağız floramızda bakteriler var, bağırsağımızda var. Hepimizin derisinde de var. Bu bakteriler selektif olarak gidip o yağ bezinin ağzını seçiyor. Yani mesela cildime bakıyorsunuz burada siyah ve beyaz nokta yok. Burada akne oluşması ya da bakterinin bir yaşam alanı bulma olasılığı yok. Eğer bir tane olsun siyah ya da beyaz nokta bakteri gelip oraya yerleşiyor ve eşittir sivilce oluşuyor. Aslında bu kadar basit bir denklem. Evet. Peki bu sivilce oluşuyor. Sivilceyi oluşturan sebepler neler? Evet, yağ oranı fazla. Bunu öğrendik. Ama yağ oranı neden fazla olur? Genetik midir? Yiyeceklerle mi alakalıdır? Ya da işte makyaj yatarsanız yüzünüzde hem birikim olur, sivilce çıkar gibi söylemler var. Birden fazla sebebim vardır. Bir de bunları detaylandıralım mı? Evet. Çok güzel bir soru. Çünkü herkes istiyor ki mesela elle tutulan bir sebebi olsun ve biz bundan, değil mi? Yani bir şey varsa o sebebi ortadan kaldıralım, bu konu bitsin. Sonra çözelim. Evet. Ne yazık ki öyle değil. Ya, tabii ki esas olarak yağlı cildin problemi. Siz kuru cilde istediğinizi yapın, oradan sivilce elde edemezsiniz. Sivilce oluşmaz. Bu yağlı cildin problemi. Yağlı cildin problemi ama normal bir cildi de siz yağlı bir hale getirebilirsiniz. İyi bakmazsanız, fondöten kullanırsanız, çok yağlı krem kullanırsanız evet onda da sorun yaratabilirsiniz. Artı mesela yiyeceklerle ilişkisi çok sorulur aknenin. Aslında sağlıksız beslenmek, fast food yemek, çok cips yemek, çekirdek yemek, kuru yemiş yemek. Mesela ben çok kuru yemiş yediğimde sivilcelerim olur diyorlar. O zaman kuru ciltlilere deriz ki değil mi? Kuru yemiş yiyin, çok fast food yiyin ve bu iş çözülsün. Bitsin. Olmuyor.
Kuru yemiş ya da bu fast food ya da kötü gelen yiyecekler, yani hakikaten bilimsel bir yayın yok elimizde. Nasıl karaciğerimize de kötü, yani bütün beden sağlığımıza kötü, sivilcelerimize de kötü geliyor. Yani onları yediğinizde sivilceleriniz artar. Ama tek sebebi sivilcenin bu kötü yiyecekler değildir. Değildir. Evet, ama kötü yönde etkiler. O yüzden tabii ki fast food hiçbir zaman karaciğerimize de iyi gelmez, bağırsaklarımıza da iyi gelmez. Tüm vücudumuza zararı olan her şey sivilceye de kötü etki eder. Bir de çok önemli iki konu var. Çünkü hastaların çoğu altta yatan bir hastalık olsun ister. Hatta üzülenler, yanlış doktoru yanlış anlayanlar da olur. İşte benimle çok ilgilenmedi, bir tetkik bile istemedi. Ben hastalığımın nedenini öğrenemeden çıktım klinikten. Ve öyle gibi akne normalde tetkik edilen bir hastalık değildir. Sadece iki durumla ilişkilidir. Polikistik over ya da böbrek üstü bezinin kalınlaşması gibi. Bunlar birer sendromdur. Hı hı. Daha hasta içeri girdiğinde doktor anlar ki bu polikistik over. Çünkü hastanın sivilcesi sadece bir bulgudur. Bu hastalarda başka problemler de olur. Yüzde sivilce, erkek tipi tüylenme olur. Saç dökülmesi problemi olur. Adet düzensizliği olur. Sivilce. İçeriye şişman, tüylü, biraz erkeksi özellikleri olan birisi girer. Yani o başka bulgular da verir. Yani bazen hastaların içi rahat etsin diye karaciğer enzimlerine, çünkü hastaların çoğu bunun karaciğerden geldiğini düşünüyor. Karaciğerle hiçbir ilgisi yok. Dünyada en fazla görülen hastalıktır akne. O zaman dünyanın yarısı karaciğer hastası. Demek ki değil. Yani içten gelen bir hastalık değil. Yani bunun altını çok çizmek isterim. Boşuna hastaların içi rahatsız etsin diye biz de hastanın bu benimle doktoru ilgilenmedi, hani bir tetkik bile istemedi durumunu atlap yapmak için bazen inanın tetkik istiyorum. Akne tetkik edebilmek evet için ediyorum. Hani içiniz rahat etsin, bakın karaciğer enzimleriniz normal demek için yani istiyoruz bazen. Gerçekten iç hastalıklarla ilgisi yok. Dediğim gibi bu iki hastalık polikistik over ve bunu doktor şüphelendiğinde zaten isteyecektir. Ve bunun da zaten başka belirtileri de oluyor. Tabii ki sivilce bir bulgudur sadece bu durumda. Evet. Evet. Kimyasal peylik akne tedavisinde ne kadar iş görür hocam? Çok iş görüyor. Aslında ben böyle kombine bir tedavi yapıyorum. Yani benim kendime ait bir akneye yaklaşımım var. Çok ilgilendiğim bir konu. Her doktorun evet, yani her doktorun çok ilgilendiği birkaç konu vardır. Sizin yani mesela gibi benim en çok yani hastalarımın %90'ı aknedir gerçekten. Hafta sonu ve çocuk bahçesi gibi oluyor kliniğim. Gerçekten 13-14 yaşlarında, 18-19 yaşlarında gençler, çok hastam var. Çok ilgilendiğim bir konu oldu. Nasıl başlarsanız öyle devam ediyor gerçekten. Şimdi akneyi oluşturan şey biraz önce anlattığım gibi yağ sentezinin yüksekliği. Yağ çok sentezlenince o yağın deriye ulaştığı kanalların içi doluyor. Ve işte dediğim gibi akneyi oluşturan bu kanalların içindeki bu dışarıdan gördüğümüz siyah ve beyaz noktalar. Bu yağ butonları. Demek ki hastalığı oluşturan buysa biz her hastalık nedir? Sebep kaldır değil mi onu oluşturan sebebi? Komedonlar, yani bu yağ butonlarıdır. Bunların kesinlikle temizlenmesi lazım. Önce bunlar temizleniyor. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Sivilce sıkmıyoruz. Komedonları temizliyoruz. Onu da kendileri evde temizlemesinler lütfen. Çünkü üzerine bakteri çok kolay eklenir. Kimyasal peeling. Üzerine hemen kimyasal peeling. Asit sürdüğünüzde tertemiz orası olur. Üzerine sonra ben belki konuşuruz. Altın yine radyo frekans ve fraksiyonel lazer yapıyorum. Evet. Çünkü sizin de uzmanlık alanınız bu altın iğne tedavisi. Bunu çok daha önceki programlarda da konuştuğumuz için biliyorum. Altın iğnenin anti-aging özellikleri var. İşte cilde iyi geliyor, yeniliyor. Sivilce içinde altın iğne kullanıyor musunuz? Ve etkili bir yöntem midir bu da? Evet, yani hakikaten teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dermatoloji de bundan en fazla nasibini alan branşlardan biri. Ben altın iğne radyo frekans çok seviyorum gerçekten. Neredeyse benim elim kolum gibi oldu. Çok şeyi tedavi eden bir şey gerçekten. Akneyi tedavi ediyor. Çok kuvvetli bir anti-aging tedavi yöntemidir. Terlemeyi tedavi ediyor. Akne rozasayı tedavi ediyor. İnanılmaz bir geniş tedavi skalası var. Ama ben en çok bu makineyi akne ve akne izlerinin tedavisinde kullanıyorum. Kullanıyorsunuz. Evet. Peki süresi nasıl oluyor? Kişiden kişiye değişir mi, yoksa tek seansla sonuç alabilmek mümkün müdür, hafifletmek çok mümkün güzel müdür? Bir soru, çünkü hastaların çoğu istiyor ki. Ben de mesela ilk aklıma gelen soru bu tedavi süper, deyince. Süper, çok teşekkürler. Çünkü hastalar istiyor ki böyle bir magic touch, yani ben bir şey yapayım, hiç yüzleri soyulmasın, kızarmayalım, soyulmayalım, hiçbir şey hemen olmasın çözelim. Ve tek seansta bu iş bitsin istiyorlar. Böyle bir şey gerçekten yok. O zaman bana Nobel ödülü verirlerdi. Evet. Dünya bana yıkılması lazımdı. Öyle bir şey yok gerçekten. Bu vakit alan bir tedavidir. Yani cildinizin altındaki, biz cildinizi kaldırıp yağ bezlerini tek tek yakmıyoruz.
onu dengeliyoruz. Yağ sentezini normalize etmeye çalışıyoruz. Var olan durumu düzeltmeye çalışıyoruz ve çok sayıda akne, aynı zamanda küçücük bir, tek bir akne küçük bir enflamasyondur, minik bir enfeksiyondur. Deri destrükte eder ve iz bırakabilir. Hı hı. Dolayısıyla hasta sivilceler gidince bu sefer de cildindeki o izleri ve kızmırızlıkları görmeye başlıyor ve hani insanoğlu hep öyle, hepimiz öyledir. Tam gitsin istiyoruz. O izlerin de geçmesiyle birlikte yani minimum 3, 4, 5 seansa kadar da uzayabilir. Seans ama aralıkları nedir hocam? Seans aralıkları da 3 hafta diye belirliyorum ama bir ay sonra çağırdığım hasta da var. Çünkü cildin kendini yenileme süresi 21 gündür. Genelde ben 3 haftada bir kabul ediyorum hastaları. Evet. Ama bir seansın sonunda çok iyi olan hasta var. Çünkü problem çok az. Hocam. Diyelim ki yani biraz komedonları var, 3-5 sivilcesi var. Bir seansta gerçekten o bekledikleri olabilir. Ama çoğunlukla izler ve yoğun akneler geliyor bana. O zaman minimum 3 ama 4-5 seans süren hasta da var. Bittikten sonra tekrarlama durumu nasıldır? Bu da çok güzel bir soru. Çünkü hani yaptık hadi görüşürüz demiyoruz. Hastaya bir kere nasıl bakacağını öğretiyoruz. Yani akneli bir cildin nasıl bakılacağı çok önemli. Nasıl ben kuru ciltliyim? Hayatımın sonuna kadar kuru ciltliyim. Çünkü bu cilt yapısını değiştiremiyoruz. Yani ben sizin gözünüzün rengini nasıl değiştiremiyorsam akne de öyle. O yağlı ciltli olmaya devam ediyor. Bu altın iğne gerçekten inanılmaz. Terlemeyi de nasıl kesin çözüyor. Hakikaten çok etkili, kalıcı sonuçları. Bunun gibi hakikaten yağ sentezini baskılıyor veya bezini küçültüyor. Azaltıyor, dengeliyor. Ama hasta iyi bakmazsa, fondöten sürerse, yağlı kremler sürerse, unutursa bu neler yapmaması gerektiğini ve ona verdiğim reçeteyi nasıl bakılacağını, günde iki kere yıkaması gerekiyor. Neyle yıkayacak onu veriyorum. Sabah ne kullanacak? Tek tük onu yoklayan bir sivilce olduğunda ona nasıl bakacak? Bunları öğrenirse bir daha hiç problem yaşamaz. Kesinlikle yaşamaz. Evet. Ama gittiniz diş taşlarınızı temizlettiniz değil mi diş doktoruna? Ama dişlerinizi fırçalamıyorsunuz. Temizlettim artık derseniz geri dolar. Yani onun gibi. Bakmasını da öğretiyoruz. O zaman sorun kalmıyor. Evet. Altın iğne nasıl işliyor cilde? Yani bir nasıl bir sistem? Cilde küçük küçük iğneler batırarak ne yapıyorsunuz cilde? Evet. Şimdi bu çok güzel bir soru bu da. Çünkü bir hastam şey demişti böyle bir tane altın iğne var ve onu mu batırıyorsunuz siz hemen? Elektrik mi veriyorsunuz? Öyle bir şey değil aslında. Böyle ince ince dizilmiş yan yana altın, gerçekten altın iğneler. Altının rejenerasyon kapasitesi yok, çok yüksek ve enfeksiyon taşımıyor. Eskiden enfeksiyonları altın şey dökerlermiş ya da cildi yenilemek için. Hala kremler vardır, çok pahalı altın kremler, tozlu, altın tozlu falan. Evet, altın gerçekten yaparlardı. Evet, yani etkili, o yüzden altın uçlu iğneler bunlar. Orta dermise batıyor bu iğneler her uyguladığımız alana ve oraya aynı zamanda radyo frekans veriyor. Bu iğneler battığında tam dermiste fibroblast diye bir hücre vardır. Oradan kolajen sentezletir ve bir travma efekti yaratır. Aynı zamanda radyo frekans verdiğimiz için de o da minik bir yanık, yani yalancı derinin altını uyarıyoruz. Derinin altını uyardığınızda travma etkisi alıyor ve hastalık neyse problem, sadece akne değil gerçekten. Hı hı. Orayı yeniden yapılanma şeyini başlatır. Yani orada bir onarım mekanizmasını başlatır. Hastalık neyse onu onarır. Yani sadece akne değil, benim çok iyileştirdiğim hasta var altın iğneyle. Gençleşmesi de kullanabilir. Evet, çünkü orada fibroblastlar var. Fibroblastlar kolajen sentezler. O yüzden aynı zamanda izleri de geçirir. O kırmızı ve çukurcukları da geçirir. Radyo frekans da kuvvetli bir antienflamatuardır. Anlattığım gibi sivilce bir enfeksiyondur, aynı zamanda çok etkilidir gerçekten akne tedavisinde. Evet. Yani siz hem sivilcesini tedavi ederken hem gözeneklerini daraltmış olursunuz. Çünkü kolajen sentezlettik. Yani aslında çok tatlı olan şey bu. Hastaların çoğu zaten çocuk, diyorum ki yanında bir bonusu var, cildiniz gençleşecek. Hastaları yani eğer hasta erişkin akne ise mesela, o yüzden akne rozaseliler çok seviniyor. Bir taşla iki kuş, yani hem kırmızı yüz düzeliyor, akne rozase düzeliyor ya da akne klasik akneyse hem o düzeliyor hem de cildi gençleşiyor. Yani bambaşka bir doku yaratır. Yani gerçekten cildiniz değişir. Evet, bu da zaten hastaların en beklediği. Peki evet, şu geliyor aklıma. Yüze mi kullanılıyor yoksa sırtta da sivilce sorunu olabiliyor ya da vücudun değişik bölgelerinde? Altın iğne uygulanabilir mi? Evet, aslında sivilce nerede varsa, boyun bölgesine. Yani bu bahsettiğim tedavi biz sadece yüze yapmıyoruz. Değil. Yani yüzünüzde var, okey, yüzünüzde, göğüs arası, omuz başları, sırt. Mesela benim bir hastam sadece kalçalarında, yani nerede yağ bezleriniz aktifse, hı hı, orada akne olur. Yani akne. Problem neredeyse sivilce oradadır. Evet. Peki beslenmeden konuştuk.
Aknesi olan kişilere ne önerirsiniz? Nelere dikkat etsinler? Şimdi en önemli şeylerden birisi bir yanlış inanışlar var akneyle mesela. Keselenirsem olmaz ya da temiz olmadığım için aknelerim var. Çok fazla yıkıyor, keseliyor falan. İz yaratırlar. Akne sıkılmamalıdır. En önemli konulardan biri bu. Evde çok önemli altını çizerek söylüyorum hastalara. Sakın aknelerinizi sıkmayın, dokunmayın, böyle yoklamayın. Daha büyük ve kötüsü size gelir. Onun dışında mesela güneşin iyi geldiğini düşünürler. Geçici olarak iyi gelir ama leke bırakır. O yüzden vücutlarını ve akneli olan kısmı yakmaya çalışmasınlar. Fondöten çok yanlış. En altını çizerek söylemek istediğim şey bu. Fondöten sivilceyi 10 katına çıkarır. Ama kız çocuklarında özellikle ergenlik döneminde ya da erişkin aknesi olan o yüzden kız çocuklarını tedavi etmek biraz daha zorlaşıyor. Kapatmak için öyle dışarı çıkamıyorum diye. Fondöten daha çok sürüyorlar. Kimyasal, renklendirici, içinde çok yağlı ürünler bunlar. Evet. 10 katına çıkıyor. BB krem, CC krem bunlara da çok inanmasınlar. Onların da hepsi kimyasallar ve yağlar içeriyor. Hepsi sivilceyi artırır. Evet. Ayfer Hocam çok teşekkür ediyoruz. Reklamları izleyelim, sonrasında buradayız.